oyun mu oynuyorsun benimle? Hı? Karımsın benim. Nikahlı karım. Benimle yatmayacaksın. Sevişmeyeceksin de niye evlendin? Neden? Hayrola Muzaffer Bey, ava mı gidiyoruz? Tüfeğin dipçiği sallanıp duruyor Kemal. Giderken yolda İbrahim Çavuş'un dükkanına bırakalım da bir baksın. Gelsin Gülizar. Sağ olun Halide Hanım. Ne olmuş burada böyle? Muzaffer Bey'le Güllü kavga ettiler herhal. Baksanıza odanın haline. Kim bilir ne dedi de delirtti abimi Soyka. Kız Muzaffer Bey'e illettirmiyor kendini Halide Hanım. Bütün bu kavgalar ondan. Gülizar, ayıp ama. Doğruyu söylemek ayıp değil ama. Hemen size bir şey diyeyim mi? Bence bu Güllü'nün göğünü başka birinde. Ne yani? Abim aldatıyor mu? Bak Gülizar, geçmişte kötü günlerimiz oldu biliyorum. Ama Güllü'ye karşı benimle beraber olman çok önemli. Bu kızı bu çiftlikten atmazsak o bizi atacak. Senden başka güvenebileceğim kimse kalmadı. Anlıyor musun? Daha bir şey öğrenemedim Halide Hanım. Ama öğrenirsem ilk size diyeceğim. Merak etmeyin. Hop üstüme neydi o? Bana da pek benzediği yoktu ama. Nerede o kelle ya? Bak aşağı koyduk. Ay bırak orada kalsın. İyi geceler Kemal. Size de Halide.
geceler. Sade iyi geceler Kemal Efendi. Günaydın. Benim bir parti toplantısına yetişmem lazım. Sen biraz yat uyu. Günaydın kocacığım. Günaydın. Dinlendin mi biraz? Oo, hem de nasıl. Kurt gibi de acıktım. Kahvaltı hazır mı? Hazır. Hazır hanımefendi diyeceksin. Kahve kime Gülizar? Halide Hanım istemişti. Söyle ona. Kendine gelince aşağı insin, konuşacaklarım var. Baş üstüne. Hadi canım, kahvaltı yenelim. Muzaffer Bey sizi sordu. Konuşacakları varmış. Odasında mı? Yok. Aşağı kahvaltıya indiler kızla. Kız deme artık şuna. Dün gece evlendiler, unuttun mu? Kız ama hala kız Halide Hanım. Ne demek o şimdi? Benden duymuş olmayın ama... Daha olmadı o iş. Utanmaz. Sen milletin odasını mı gözetliyorsun? Tövbe, ben kimsenin odasını gözetlemiyorum. Beyzaba kadar aşağıda oturdu. Ben de demin size kahve getirirken ayrı ayrı odalardan çıktılar gördüm. Belli ki hala halvet olmamışlar. Tamam Gülizar, terbiyesizliğin alemi yok. Hadi git işine gücüne bak sen. Balayımızın bu ilk gününde seni yalnız bırakacağım belki ama... ...akşamki sürprizi hazırlamam lazım. Ne sürprizi? Adı üstünde sürpriz. Söylenir mi hiç? Kudururum ben şimdi meraktan. Ölü mü gör söylemezsen Muzaffer? O nasıl söz öyle ya? Ahmet akşam seni kulübe getirdiğinde öğrenirsin. Günaydın. Ayıldın mı nihayet? Otur. Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacaksak baş başa konuşalım abi. Niye? Güllü'den mi utanıyorsun yoksa? Abi. Sözümü kesme.
dün gece yaptıkların affedilir gibi değil. Bizi bütün misafirlerin önünde rezil ettin. Hem de en mutlu günümüzde. Dua et ki sarhoştun. Yoksa bugün ne bu masada... ...ne de bu çiftlikte olurdun. İşte sana fırsat. Güllü'den hemen özür dileyeceksin. Asla. Halide! Halide! Muzaffer dur, bırak gitme üstüne. Nedir bu afra tafra, anlamıyorum ki. Karımsın sen benim. Sevemedi beni bir türlü işte. Boş ver. Herkes herkesi sevecek diye bir kural mı var? Ben şimdi gider alırım onun gönlünü. Gönlü alınması gereken kişi o değil sensin. Bu terbiyesizliklerin hesabını verecek. Yetti artık. Sakın ha. Beni biraz seviyorsan. Kardeşin o senin. Affet gitsin. Ne iyi ne yumuşak bir kalbin var senin. Kim ne derse desin. Karın olduğun için gurur duyuyorum. Dünkü soyha başımıza amir kesildi. Neymiş efendi? Hanımefendi diyecekmişim Sümüklü'ye. Eh diyeceksin tabii. O Sümüklü dediğin koskoca Muzaffer Bey'in karısı oldu. Aha, o Zaloğlu'nun avratı olacaktı ki. Onun anasından emdiği sütü burnundan getirecektim ya. Hoş. Bey yakında buna sepet havası çalar. Aha, yaz buraya. Çok beklersin, çok. O Güllü var ya, koskoca Muzaffer Bey yularla eşeğe dönderdi. Herife ne dese o oluyor bacı. Sen kalkmışsın, sepet havasından bahsediyorum. Yatakta halvet olmadıktan sonra bey dayanabilir mi bu uzağa? Hı? Daha bu sabah gözümle gördüm. Ayrı ayrı odalardan çıktılar. Belli ki daha olmamış o iş. Kolay güle. Sağ olasın. Kolaysa başına gele. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ben mayonezli balık yiyeceğim. Bekle. İyi seçim. Bana da aynısı var. İçki alır mıydınız efendim? Ne içersin? Rakı. Rakı. Bekle. Anlat bakalım. Nasıl geçti günün? Sen beni bırak da şu sürprizden bahset bakalım. Aha. Acelemiz yok. Sürprizi konuşmak için daha vakit var. Sen beni öldürecek misin meraktan? Hoş geldiniz efendim. Ah işte oradalar. Bonsoir. Renan. Muzaffer'ciğim. Bu ne sürpriz böyle? Tebrik ederim, evlenmişsin. Evet, evlendim. Bakıyorum, sen de Avrupa'dan sıkılmışsın. Ne derler bilirsin. Il va mio d'être aux eaux de campagne, aux eaux de cage. Oui, oui. Köylülerle toprakların yeni sahibi Serap Dinç Aslan arasındaki husumet bir cana mal oldu. Meryem Şahin'e ait evin kundaklandığı, yangının bu sebeple çıktığı üzerinde duruluyor. Jandarma tahkikatı sürdürüyor. Nasıl böyle bir haber yaparlar? Bu ne cüret? Beni nasıl suçlarlar? Dur kızım, hemen sinirlenme. Hakikat ortaya çıkar elbet. Hanımım. Jandarmalar geldi.
sizi görmek istiyorlar. Serap Hanım, benimle birlikte karakola kadar gelmenizi rica edeceğim. Hakkınızda şikayet var. Köylüler resmi olarak başvurup hakkınızda suç duyurusunda bulundular. Araziyi satın aldığım için düşman oldular bana. Bu yüzden bu meseleyle ilgili beni suçluyorlar. Ama inanın benim bu olayla hiçbir alakam yok. Serap Hanım, olayın kundaklama olduğu aşikar. Biz de bize gelen şikayetleri değerlendirip görevimizi yapmak durumundayız. Olay gecesi neredeydiniz? Evdeydim. Çiftliktekiler şahitlik ederler. Her türlü işbirliğine açığım. Lütfen bunu bilin. İnanın bana, bunu yapanların bulunması benim için hayati önem taşıyor. Asıl sormak istediğim şey şu. Sizi zor duruma düşürmek isteyen bir düşmanınız var mı? Bilmem. Kim böyle bir şey yapmak ister ki? Ne var? Ne istiyorsun? Sebep olduğum faciadan sonra ne haldesin görmek istedim ama anlaşılan olan biten seni çok etkilememiş. Er ya da geç gerçek ortaya çıkacak halde. Benim bu olayda bir suçum olmadığı anlaşılacak. Senden her şeyi beklerdim ama böylesi bir canilik beni bile şaşırttı doğrusu. Senin de ekmeğine yağ sürüldü tabii değil mi? Ne demek? Herkesin benden nefret etmesi işine geliyor tabii. Kemal'in bile beni anasının katili bellemesi işine geliyor. Haklısın. Kemal senden o kadar nefret ediyor ki seni öldürmemesi için dua ediyorum. Ama inan bana bunun sebebi sana duyduğum merhametten kaynaklı değil. Çocuğumun babasının hapislerde çürümemesi için. Orhan neredesin? Meraktan öldüm. Halide her şeyi öğrenmiş. Nasıl yani? Neyi öğrenmiş? Partiden ihraç edildiğimi, 5 kuruşsuz kaldığımı, kumar borçlarımı, Paşazade'nin ağzını tutamayacağını bilmeliydim. Ya yangın meselesi? Onu da benim yaptırdığımı biliyorum. Ne yapacağız şimdi? Hı? Bir şey söylesene. Soğukkanlı olacağız ya. Bekleyeceğiz. Halide öğrendiklerini kendi çıkarları için bir süre saklayacaktır nasıl olsa. Nasıl emin olabiliyorsun? Orhan, paraları alıp hemen gidelim buradan. Bekleyecek vaktimiz kalmadı artık. Son kozumu oynuyorum Seher. Çok az kaldı kazanmama. Serap bütün bu olanlardan çok yıprandı. Şimdi artık her zamankinden bana daha fazla muhtaç. Anlıyor musun Seher? Delirmişsin sen. Bu iş çığırından çıktı artık. Hala anlamıyorsun Seher. Benim derdim yalnızca para değil. Serap'la evlendikten sonra her şeyin sahibi ben olacağım. Çiftlik. Araziler, bütün toprakların sahibi ben olacağım. Bu kadar uğraşıp Serap'a ve servetine bu kadar yaklaştıktan sonra artık vazgeçemem sen. Bu benim hayatımda oynadığım en büyük kumar. Kazanmama ramak kaldı. Çok yakında bütün bu gücün sahibi ben olacağım. Anlıyor musun? Korkutuyorsun beni. Neden korkuyorsun ki Seher? Böyle olmasını sen istedin. Serap'la evlendikten sonra o ve sevgili oğlu vahim bir kazaya kurban gidecekler. Sonra biz tekrar birlikte olacağız.
Öyle değil mi canım? Ne yapacaksan yap. Elini çabuk tut artık. Dayanamıyorum. Yok öyle. Oturduğun yerden dayanamıyorum artık demek. Bütün bunların olabilmesi için sen de bana yardım edeceksin. Anladın mı? İn aşağı. Kemal. Sana in aşağı dedim. Ne yapıyorsun? Kemal, ne yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Bugüne kadar çok yaktın canımı. Her seferinde affettim seni. İçimde bir yerlerde hep sevdim seni. Meğer şeytanmışsın. Meğer hiçbir şeye değmezmişsin. Kemal. Anamı öldürdüm. Sen benim anamı öldürdün. Param var. Gücüm var diye kurtulacağını sanma. Anamın intikamını alacağım senden. Kemal. Bana bak. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Böyle bir şey yapabilir miyim ben? Beni hiç mi sevmedin? Hiç mi tanımadın beni? Seni ne kadar sevdiğimi hiç mi bilmedin? Tamam. Sana öfkeliydim. Köylülere, anana, hepinize öfkeliydim. Ama ben hiç böyle bir şey yapabilir miyim? Birinin canına kıyabilir miyim? Halide hamileymiş. Onun için gitmesin ona. Bilmiyordum. Çok öfkeliydim. Ama ananı ben öldürmedim. Muzaffer Ali'nin üzerine yemin ederim ki ben öldürmedim. Kemal. Ben sana böyle bir şey yapabilir miyim? Yalan. Her zamanki gibi oyun oynuyorsun Güllü. Ama bu defa bedelini ağır ödeyeceksin. Bir gün senin de canın yanacak. İşte o vakit anlayacaksın. Yani böyle bir şey nasıl oluyor? Benim aklım bir türlü almıyor ya. Başın sağ olsun Kemal. Çok iyi kadındı Meryem teyze. Nur içinde yatsın. Sağ ol. Torunu olacak diye nasıl sevindiydi. Kısmet değmiş kucağına alıp sevmek. Ya enişte, suçlu yakalandı diyorlar. Asıl suçlu çiftlikte Ramazan. Nasıl böyle bir şey söylersin Kemal? Güllü hiç böyle bir şey yapar mı? Yapar. Yapmadı mı? Daha önce de Ramazan'ı zincirleyip çiftlikte zorla tutmadı mı? Sen bize haber etmedin mi? İstediği vakit ne kadar zalim bir kadın olduğunu gördük işte. He, gördük. Güllü öfkesiyle çok hatalar yaptı elbet ama bunu yapmaz Kemal. Hem bu kadar büyük bir günahı bilip bilmeden ona yüklemek haksızlık olur. Ya enişte, belki şimdi bu işi yapan yakında çözülür ha. Arkasında biri varsa eğer kim olduğu anlaşılır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.